Merhabalar, ben Köfte Köfte ve karşınızda yanan bir zombi. Kasanın adını unuttum bir an. Dur. Dördüncü bölüm, evet. Dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Tabii tüm bölümleri tek günde kaydedince böyle oluyor biraz. En azından üç tane bölümü. Evet ve... Yay, bir sürü görecek daha. En son nerede kaldıydık? Bu arada şu... Hani anlayacağınız üzere bir tane daha dungeon talan ettim. Oradan biraz steel'imiz, chrome'umuz, biraz daha yellow garnet'imiz, azıcık daha diamond'ımız ve azıcık daha silver'ımız var. Oh yeah. Bunun dışında bir tane daha safarinet elde ettik. Ve 5 tane obsidian. Bunun dışında 2 adet saddle. Ve size şunları geri dönüştürmenin güzel bir yolunu göstereceğim. Tabii şuna bir tane daha kol koyduktan sonra. Evet. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Dur, sen şuraya gidiyordun artık. Sen de şuraya. Şu iki arkadaşı craft ettim. Tamam, bir de şu iki arkadaşı önce, şu arkadaşı bir kurayım. Burası geçici bir yer olacak. Şimdi sen 1, 2, 3, 1, 2, 3, sen çık 1, 2, 3. Ve şuraya gir. Evet. Böyle 9 tane aşağıya, 8 tane ortaya, ortası delik olacak. Bu arada bunların nasıl craft edildiğine bakacak olursanız ve real craft ekliyor gördüğünüz üzere. Şu şekilde craft ediliyor ya da şu şekilde craft ediliyor. Bu da... Ha. Evet, bu da bu şekilde craft ediliyor. Kesinlikle bu daha kolay. Ve bu şekilde gördüğünüz bir hale dönüşüyor. Bundan iki, ben genelde iki tane döşerim. Başlangıçta. Sonradan o son oynayışlarından itibaren 7-8'e kadar çıkıyor. Bunun içine ne yapıyoruz? Kömür atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyorlar. Ayrıca şu arkadaşla ilgili ufak bir şeyi unutmuşum. Onu halledeceğim. Oh. Tamam, kuşlar bize sorun çıkartıyormuş. Çözüm basit. Demokraside çareler tükenmez. 1, 2, 3, 4. Patateslerimiz. Ha yok, daha girmeyeyim. Evet. Şu arkadaşı craft etmeden önce, doğrusu yerleştirmeden önce bir şey yapacağım. Croplar. Tabii 10 tane bana yetmeyeceği için. Sen gidebilirsin. 26 yeter diye düşünüyorum. Ve home nerede? Home, gel. Tamamdır. Burası gayet güzel oldu. Ayrıca iki bölüm arası biraz keşif yaptım ve en nihayetinde bu yakınlarda bir Extreme Hills buldum. Rüyalarımı süsleyen yer. Ve burnumun dibindeymiş. Şurada Plains. Taiga buldum. Biraz daha Swamp buldum ve onlardan... Onları bayağı bir sömürdüm.
Aslında evet. Ve gördüğünüz gibi cropları düşüyorum. Ve croplarımıza patateslerimizi koyalım. Cropların yanındayken dikkatli olmak lazım. Çok kolay kırılabiliyorlar. Evet. Croplar hem büyümeyi biraz hızlandırıyor bu arada. Şunları normal hale getirelim. Evet. Cropları da IC2'ye ekliyor bu arada. Ve çok ilginç bir mekanik de ekliyorlar beraberinde. Ve şu geri kalanlarını pişirebiliriz. Şimdi nerede? Glass'larım buraya gidiyordu, evet. Şimdi glass döşemeyeyim, evet. Glass'ı boş ver. Bunlar böyle kalsın, gene benzer bir problem olursa artık bir şeyler hallederiz. Ve şimdi sen çekileceksin. Tamam, baltam var. Ve sen de çekileceksin. Ve bana burada 4 blokluk bir alan açacaksınız. 4 blok yüksekliğinde. Aslında 5 blok yapacağım onu. Ve Bronze Blast Furnace'ımı alıyorum. Şuraya yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi, gerçi Great Tech makinelerinin kendine gelmesini sürdürüyor. Şöyle bir yapısı var. Bu ne? Ortaya da wrench. Yok, hammer. Evet, hammermış. 16 yetmiyor, onu biliyoruz. Aslında dur. Daha güzel bir planım var. Çünkü birden fazla koyabilirim. Ama tabii ki de wrench'im var. Hiçbir IC2 makinesini wrench'siz almayayım mümkün olduğunca. Hatta mümkün olduğuncayı geçtim, direkt aldım. Sadece iki katlama. O zaman ne yapacağız? Let's craft some bricks. Ve 16 tane daha. Bu arada bununla ilgili ufak bir detay var. Normalde bu tarz multibloklarda şurayı da kapıyorsunuz fakat bunu kapamıyorsunuz. Evet, valla! Hazır. Yanlış hatırlamıyorsam Kolkov'un kabul ediyordu, o yüzden Kolkov'un atacağım. Kolkov, pardon. Evet, kabul ediyor. Ve gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ve misler gibi çalışıyor. Şu arkadaşlarımız da misler gibi çalışıyor yine. Sana bir iki kömür daha atalım. Peki, Kolkov'lar neydi? Kokoklar, Railcraft'ın gelişmiş bir, biraz daha verimli bir kömürü. Ona gelecek olursak, let me in. Bu arkadaşlardan elde ediliyor. Evet. Bu arkadaşımız da böyle bir şeydi. Peki. Şimdi soracak olursanız, İkinciyi nasıl yerleştireceğim? İlk olarak Blast Furnace'ı.
İki tane yapmak istiyorum çünkü YouTube hız hani. İkinciyi şuraya koyuyorum. Sınırsız su kaynağım bozulacak maalesef. Ama onu her daim halledebilirim. Hatta senin için daha güzel bir yer buldum. Olabilir. Yok, içmesin bir de. O zaman senin için burası. Ve tabii ki de küreğim yok. Neden şaşırmadım? Evet, bu yeterli. Dur, buraya ihtiyaç bile yokmuş. Evet. Sadece buraya ihtiyaç vardı. Ve kendime biraz daha brick alacağım. Bir yerlere koymuştum herhalde brick. Koymadıysam sıkıntı olacak. Bakalım bu yetecek mi? Merakla bekliyoruz. Evet, yetecek sanırsam. Aa, tam geldi. Evet, gördüğünüz gibi iki tane. Ama tabii burada bir sıkıntımız var, ayrımımız yok. O zaman Swag Furnace'larımızı geri alıyoruz ve şuraya dizip bir yerde bolca çark kolum vardı sanırsam, yoksa hepsini kullandım mı? Evet, hepsini kullandım. Tamam, ne yapıyorum? 16, 16, 16 bölüştürüyorum. Sizleri de yarı yarıya bölüştürüyorum. Çünkü bu arkadaş cidden fazlasıyla yavaş. O yüzden iki tane yaptım. Evet, bunlar burada bana çelik veriyor. Şurayı biraz genişleteceğim. Ve buradan itibaren Bronze Age siktir. Hayır. Hayır. Kötü inek. Kötü inek. Kötü inek. Tamam. Kötü ineklerimizin icabına baktığımıza göre yemek yiyip biraz daha bunlardan koyup şunların icabına bakılmasını bekleyip bir şey daha craft edeceğim. Dimensional Anchor. Craft edecektim ki kompresör yapmam gerektiğini öğrendim. O zaman ne yapıyoruz? Bir saniye. Şaka yapıyor olmasın. Plate'lerim tam mı geldi? Pardon. Dizimi kazara masaya çarptım. Hem. Ayrımım. Biraz. Yok, burada var ama.
O zaman eski yöntem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ve file. Tamam. Sizler gelin. Sen de gel. Ardından sen. Sizler. Voilà. Sen demeden önce yapmam gereken önemli bir şey unuttum. Ya tamam, kabusluğumuz var zaten. Bir tane daha ayrına ihtiyacım olduğunu unuttum mesela. Testere. Hatta destere. Stone. 2 redstone. Ve geri kalanını kendi başıma da hallederim. Tamamdır. Ve steam kompresör. Yaratacağımız sondan ikinci steam alet. Sen de işimiz bitti aslında. Ama egzozu tıkar. Bir saniye. Evet, steam borularımız tükendi. Aslında şuraya koyabilirim. Evet. Mükemmel oldu. Bir steam makine daha yapacağız. Bize sen devam et. Özür senden. Senle işimiz bitmedi. Ama sen... Benim bir yere daha fazla kömür toplamam lazım. Malet olsun ki. Neyse, bölüm arası toplarım. Zaten bölüm sonraki bölüme yeterince çelikle başlamam lazım. O yüzden önümüzdeki bölüm öyle, bu bölüm arası bayağı bir olacak. Evet. Bir tane sen ve 4 tane de sen. Mükemmel bir alet craft edeceğim. Dimensional Anchor. Tam şuraya oturacağım. Evet. Evet. Bu nedir diye soracak olursanız, bu bir chunk loader. Yani chunkları yüklenmeye zorlayan bir arkadaş. Peki chunk nedir diye soracak olursanız. Eğer klavyenizde F9'a basarsanız, Optifine ile saçma iki kere doğrusu F9'a basarsanız şöyle alanlar göreceksiniz. Tabii en iyi kuruluysa. Bu alanlar nedir diye soracak olursanız, bunlar chunklar. Chunklar basitçe Minecraft'ın yükleme mekaniğidir. Yani tüm dünya böyle 16'ya 16'lık bölgelerden oluşur ve eğer yüklenen chunklara bakarsanız genelde kullanıcımızın çevresinde yüklenirler. Eğer player biraz daha ilerlerse, iki chunk ilerleyeyim mesela. Gördüğünüz gibi bu chunk'ın yüklenme chunk'larının ilerlediğini göreceksiniz. Evet. Slime chunk'lar. Neyse. Chunk'lar böyle bir mekanik. Normalde Vanilla Minecraft'ta RAM'den az yemek için player uzaklaştığı takdirde chunklar yüklenmeyi bırakıyor. Ama bu modlu Minecraft'ta bazı sorunlar yaratabiliyor. O yüzden de
Modlu Minecraft'ta işin içine Chunk Loader diye bir olay giriyor. Demin gördüğünüz arkadaş. Tabii, tek bir tip Chunk Loader yok. Birçok Chunk Loader modu var. Biz de Dimension Anchor kullanıyoruz burada. Bir de Chunk'ı yükleyen arkadaşı da gösterdiği bir modu varmış yanlışla. Güzel. Güzel, severiz öyle şeyleri. Çankları yüklememin sebebine gelecek olursanız, ben birazdan... Tamam, hiçbir şey yok artık galiba. Güzel. Ben birazdan dışarı geziye çıkacağım. Ben geziye çıkıyorken bu makinelerin durmuş olmasını istemiyorum. O yüzden de tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve hadi bakalım. Evet. O zaman şu arkadaşlarımız çalışa dursun. Ben de size bazı ufak tefek keşiflerimi göstereyim. Şu Extreme Hills'a gelirken görüşürüz. Ve duraksama tuşum çalışmıyor. İyi ki kırıklığın başı duraksama kullanayım dedim, çalışmadı. Çalış, çalış, çalış. Çalışmadı. Durduracağım maalesef. Evet ve karşınızda Gregtech'le uğraşacak biri için dünyanın en mükemmel bayramı. Extreme Hills. Bu abartılı tanıtmayı cidden hak ediyor. Çünkü hem iki tane çok önemli madeni çok rahat bulabileceğimiz bir yer. Bunlar Tetrahydrite ve Cassiterite. Hem de maden yönünden biraz zengin. Ve bunlardan bahsetmişken karşınızda Tetrahydrite. Green kamuflaj madeni yüzünden böyle gözüküyor ve Underground Biomes sayesinde biraz kabak gibi ortaya çıkıyorlar. Sağlık olsun. Tetrahydrite nedir? Basitçe copper. Yani direkt smelt ederseniz copper elde edersiniz. Nitrate ederseniz, tetrahydrite ederseniz bundan copper elde edersiniz. Ya da sentrifüje koyup Tetrahydrite Dust ya da Zinc Dust elde ederseniz bunun için de Alloy Smelter'da yine Copper görevi görür. Evet. Kullanımı basitçe bu. Bunun için de Tetrahydrite Ore'un başka bir işlenişine gelin. Industrial Grinder. Bundan Small Pile of Antimony Dust ve Zinc Dust elde edersiniz. Yani çok daha verimlidir. Ki Sodium Presulfur Fat kullanırsanız 3 tane dust elde edersiniz bundan. Bunun dışında Universal Nitrator, Rock Crusher falan filan. Şu arkadaşlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Bu Soldering Iron elde edimini kullanıyor. Battery Alloy elde edimini kullanılıyor. Bu da aynı şekilde. Zinc ise aslında bayağı işimize yarayan bir arkadaş. Hem brass yapımında kullanılıyor. Brass önemli bir alay, alaşım. Hem de plate yapımında kullanılıyor ve bu bayağı bir şey de işimize yarıyor. Kısacası Tetrahydrite iyidir. Tetrahydrite toplayın. Tetrahydrite candır.
Tedrairatlılara özgürlük. Yok, bu olmadı. Kısacası Tedrairat gördüğünüz yerde toplayın. Bu arada kasamazoşist oynayanlar için bir uyarı. Elinizdeki tek kapı kaynağı bu. O yüzden tedrairat sizin için daha da önemli. Tedrairatlara iyi bakın. Onlar önemli. Onlar değerli. Onlar bizim biricik çocuklarımız. Ama tabii Castrate çok daha güzel bir oğlan. Neden mi? Bulursam söylerim. Evet. Ben bir adet Castrate yatağı buluncaya kadar geliyorum. Evet biliyorum. Castrate bulunca döneceğimi söylemiştim ancak başka bir şey buldum. Black Granite. Black Granite, Greg'deki dekoratif ore'larından bir tanesi. Bunun yanı sıra dekoratif bloklarından bir tanesi. Bunun dışında değişik kullanımları da var. Ama şöyle bir dezavantajı var. Sadece elmas pikeksi. Elmas pikeksi ya da daha üstü bir şeyle kırılabiliyor. Bakalım şu aşağıda bir şey var mı? Örümcek dışında bir şey yok. Güzel. O da bir şey. Castrate'in ufak bir dezavantajı var. Tedrairat her ne kadar böyle yüzeyde çok rahat falan bulunabilse de Castrate o kadar yüzeyde bulunmuyor. Ha, buralarda göremeyebiliriz dolayısıyla da. Keşke şu elimde torç tutunca ortalığı parlatan mod burada kurulu olsaydı. Ama onun yerine Green Light Helmet var. O da bir şey. Evet. Sanırım Castrate bulamıyoruz. Ben biraz daha araştırayım. Ha, kurtçuk. Pardon, aslancık biraz temizlik yapmış burada. Boyun. 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 Lanet fare. Farelerden nefret ediyorum. Ve uranyum. Bu sezon hakkında ufak bir bilgi, biraz fazla nükleer reaktörlerle ilgilenmeyi planlıyorum. Evet, sanırım hazırlıksız bir biçimde aramam güzel değil. O yüzden çıkıyorum. Onun yerine size buradan Castrate ne işe yarıyor göstereceğim. Merhaba keçiler. Fare. Bir saniye. Şu gördüğüm kömür mü yoksa başka bir şey mi? Kömür. Neticede kömürümüz de azdı. Aa, bu da Chisel'ın Marble'ı. Chisel modunun eklediği Marble ve güzel bir dekoratif bloktur. Yani bunu da toplayın derim. Ha, hala benim favorim. Ah, neydin senin? Favori bloğumun adını unuttum. Ha, Quarry Stone'la yarışamaz benim gözümde. Neyse size. Yanlış duş. Castrate Obitant. Kırdığınız takdirde 2 Crush Tin Ore elde eder. Ya da pişirdiğiniz takdirde direkt 2 Tin Ore elde eder. Mesrait ettiğiniz takdirde 4 Tin Ore elde eder. Yani verimlilik ustasıdır. Üstüne üstlük industry, bu da yetmezmiş gibi industrial graft grinder'da bir adet small pile, iki adet small pile of tin dust elde eder ki bunlardan dört tanesi bir tane tin dust demektir. Şu da bu şekilde elde edildiğinde falan kısacası Castrate mükemmel bir ore. Harika bir tin kaynağı. Ve tin mahanımı diyemeden dünya karardı. Kaç köfte kaç! Ve hazırlıklı bir biçimde buraya geri dön. Ve en kısa zamanda kendine bir at evcilleştir. Bir saniye dur. Ters yöne gidiyormuşum. Ha şunlar da bunlardan toplayabilirim. Evet. Bunlar Stain Sapling. Bunlar aynı zamanda boya yerine geçiyor o yüzden. Neden ben bu kadar geç saate kadar kaldım?
hate myself. Lanet kurt adam. Kaç. 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 Ölmeden. Oyş. Oyş. Öldüm. O zaman ne yapıyoruz? Ben hemen eşyalarımı alıp geliyorum. Bir yandan ölüm yerime giderken size Black Grant ve Red Grant hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Red Grant'in çevresinde tetrahidrat bulma şansınız inanılmaz derecede fazladır. O yüzden tetrahidrat arıyorsanız ya da copper arıyorsanız Black Grant'in çevresini talan edin. Bunun dışında Dark Grant'in çevresinde tungsten. Başka neydi? Başka net hatırlamıyorum ancak bir iki bir şey daha net sanırım nikeldi. Böyle bir iki bir şey daha çok rahat bir biçimde bulunabiliyor ve eşyalarım. Sevgili eşyalarım. Beni çok özlemediniz değil mi? Tedra'yı rahatlıyorum. Çok duygusal yaklaşıyorum biliyorum. Evet. Eşyalarımı geri aldığıma göre kömür. Eşyalarımı geri aldığıma göre kömür. Ah. Evet. Eşyalarımı geri aldığıma göre kömür kalmaya başlayıp sanırım bu bölümü burada bitirebilirim. Tabii eve dönüp bitirsem çok daha hoş olabilir. Evet. Kömür kazmaktan kendimi alıkoyabilirsem. Alıkoyarsam. Köfte, alıkoy. Köfte. Firefly. Ve iki bölüm arası ben buraya bayağı teçhizatlı bir biçimde patateslerim burada tam. Bayağı teçhizatlı bir biçimde gelip tüm bu dağın içlerini, şusunu, busunu talan edeceğim. Sonrasında hiç işlemeden ne kadar tedrarat, ne kadar kestrite topladığımı göstereceğim. Kestrite bu arada biraz daha az bulunuyor. Çünkü neticede ondan iki tanesini elde ediyorsunuz. Hani bir zahmet. Merhaba yaban domuzu. Evet. Baltalar elimizde uzun. Aha. Bahsettiğim Red Granite de buydu. Bunun içerisinde genelde kestrite. Ve kestrite demişim. Tetrahidrat rahat bulunabiliyor. Ama tabii Force Biome olduğu için burada tetrahidrat bulmayı pek ummuyorum. Buraya gelirken burada neredeyse ölüyordum. Kendime bir iki kurt da evcilleştirebilirim. İşime yarayabilir. Ama kesinlikle ilk iş bir at evcilleştirmek ve ona bir ahır yapmak. Ve dikkat ederseniz buradan bayağı bir uzaklaşmıştım. Çaklar yüklenmemiş olması lazım normalde. Çank loader kurmamış olsaydı. Fakat çank loader kurduğum için eğer şuraya bakacak olursak evet. Gördüğünüz gibi bunlar işlem yapmış ve size şu arkadaşların güzelliğini göstereceğim. Bu arkadaşlarım böyle bir olayı var. Sağ tıklayıp toplayabiliyorsunuz ve tekrar eklemenize gerek kalmıyor. Tabii bunun biraz daha gelişmiş bir olayı daha var. Onu çok daha sonra göstereceğim. Tabii önce kendimi zehirleyeceğim. Bunu neden yaptın diye soracak olursanız hiçbir fikrim yok. Cidden hiçbir fikrim yok. Kapıdan geçememek için. Evet, gevezeliğimin tuttuğu bir bölüm ardından şunları da bakalım. 7 tane olmuş. Yaşasın. Ve bunların işlemi yarıda kalmış. O zaman sana 4 tane daha kömür atalım. Ya da 8 tane kömür. Evet. Ve bir stack daha kömür alıp şu iki arkadaşa yerleştirelim. Çünkü lazımlar. Neyse.
İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler. İyi eğlenceler.